Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, dersizliğine hoş geldiniz. Bugün sizinle insanda üreme, büyüme ve gelişme konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir canlıdan yeni canlılar meydana gelmesi olayı üremedir çocuklar ve üreme canlıların ortak özelliklerindendir. İki çeşit üreme var. İnsanlarda görülen üreme şekli eşeyli üreme, diğeri de eşeysiz üreme. Eşeyli üremeyi biz anne ve babanın olduğu üreme şekli olarak düşünebiliriz. Yani bu tür üremede erkek ve dişilerde farklılık gösteren üreme organ ve yapıları bulunmaktadır. Üreme ile hem neslin devam etmesi sağlanır, hem canlı sayısı artar. Bunun yanı sıra da kalıtsal özellikler yeni bireylere aktarılmış olur çocuklar. Erkek üreme organ ve yapıları ile başlıyoruz çocuklar. Testisler, sperm kanalı, salgı bezleri ve penisten oluşuyor. Erkek üreme sistemi. Burada 4 numara penis olan burası. Testisler 1 numara bu kısım çocuklar. Sperm kanalı 2 ile gösterdiğimiz burası ve salgı bezleri de burası çocuklar. Bölümler bu şekilde ve bu 4 yapı erkek üreme sistemini oluşturuyor. Şimdi görevleriyle devam edelim. Erkek üreme organlarının bir kısmı vücut içerisinde, bir kısmı da vücut dışında yer alıyor çocuklar. Vücut dışında olan testisler ve penis. Vücut içerisinde olan salgı bezleri ve sperm kanalı. Testislerle başlıyoruz. Vücut dışında olduğunu söyledik. İki tane testis bulunur ve sperm ana hücrelerinden, sperm üretiminden sorumludur çocuklar. Sperm kanalı ise testislerden penise taşınmasını sağlar. Spermlerin penise taşınmasını sağlayan kanaldır. Salgı bezleri de bu taşıma esnasında spermlerin daha kolay hareket etmesini sağlayan sıvılar üretir ve spermlerin hareketlerini kolaylaştırır çocuklar. Penis ise spermlerin ve idrarın vücuttan dışarı atılmasını sağlayan yerdir. Erkek üreme hücresi spermin testislerde üretildiğini söyledik. Testislerin vücut dışında bulunma sebebi çocuklar, spermlerin vücut sıcaklığında zarar görebilme ihtimali. Bunu da belirtmiş olalım. Sperm hücresi yumurta hücresine göre, yani dişi üreme hücresi olan yumurtaya göre çok daha küçüktür ve tek seferde çok sayıda üretilir. Dikkat ederseniz burada arka kısmında bir kamçısı var. Bu sayede sperm hareket edebilir ve oldukça da aktif hareket eder. Ve çekirdek ve sitoplazmasına baktığımız zaman çekirdeğinin büyük, sitoplazmasının da az olduğunu görürüz. Yumurta hücresiyle birleşme gerçekleştireceğinden dolayı da yumurta zarını delen maddeler içerir sperm hücresi. Dişi üreme sisteminin tamamı vücut içindedir çocuklar. Yumurtalık, yumurta kanalı, döl yatağı ve vajinadan oluşur. İşte burada yumurtalıklar 1 ile gösterilenler buralar. Yumurta kanalları 2 ile gösteriyoruz yumurta kanalları. Döl yatağı da spermle yumurta hücresi birleştikten sonra döl yatağına yerleşir. Buraya yerleşmiş oluyor, yani 3 numaraya. Ve burası da vajina çocuklar. Şimdi bu 4 yapıyı özellikleriyle birlikte öğrenelim. Yumurtalıkla başlıyoruz. Dişilerde de 2 tane yumurtalık bulunuyor çocuklar ve yumurtalıklarda yine yumurta ana hücrelerinden yumurta üretiliyor. Burada yandan görünüşte yumurtalığın burası, bakın burası yumurtalıklar. Yumurta kanalı ise yumurtalıkta üretilen yumurtanın döl yatağına, yani rahme ulaşmasını sağlayan kanal. Yumurta kanalında döllenme gerçekleşiyor. Eğer yumurta döllenecekse, yani spermle birleşecekse, bu döllenme burada gerçekleşiyor çocuklar. Bunu unutmuyorsunuz. Yumurta kanalında döllenme gerçekleşirse sonra döl yatağına gidiyor ve zigot dediğimiz artık döllenmiş yumurta, yani sperm ve yumurtanın birleşmesiyle oluşmuş hücre buraya yerleşiyor ve burada gelişiyor. Vajina ise döl yatağıyla dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan esnek yapı ve burada eğer yumurta döllenmemişse, yani döllenmeden doğrudan döl yatağına geldiyse, rahme geldiyse,
her ay döngüsel olarak kanamayla dışarı atılıyor. Döllenmemiş yumurta vajina yardımıyla vücut dışına atılıyor. Ve yine döllenmiş yumurta yani zigot gelişti ve bebek oluştu. Bebek de vajina kanalıyla yine vücuttan dışarı çıkarılıyor. Yani doğum gerçekleşiyor. Yumurta hücresi spermden daha büyüktür ve tek seferde az sayıda üretilir çocuklar. Sitoplazması ve besin maddesi de spermden çok daha fazladır. Ancak hareket yeteneği yoktur. Gördüğünüz gibi sperm hücresiyle yumurtayı karşılaştırdığınızda yumurtanın oldukça büyük olduğunu fark edebilirsiniz. Döllenme olayından bahsedelim. Anneden gelen yumurtayla babadan gelen spermin birleşmesi döllenme olayı. Hücresel bir birleşmeden bahsediyoruz çocuklar. Döllenme olayı dişi bireyin vücudunda gerçekleşiyor ve nerede gerçekleşiyordu? Yumurta kanalında gerçekleşiyordu. Hatırlarsanız yumurta kanalında döllenme gerçekleşiyor. Ne demiştik? Sperm tek seferde çok sayıda oluşuyor demiştik. İşte çok sayıda olan sperm burada gördüğünüz gibi yumurtanın etrafını sarıyor. Ve yumurtanın zarını delici maddeler içerdiği için içlerinden bir tanesi tek seferde yumurta zarını delerek içeri giriyor. İçeri girdikten sonra artık hücresel birleşme, hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesi gerçekleşiyor ve böylece de döllenme olayı gerçekleşmiş oluyor. Çok sayıda sperm üretildiğinden söz ediyoruz ama ortalama 200 milyon sperm yumurtaya doğru hareket ediyor çocuklar. Tabii ki bunların tamamı yumurtaya ulaşamıyor. Yaklaşık 100 tanesi yumurtaya ulaşıyor. Bunlardan da sadece bir tanesi yumurtayı dölleyebiliyor. Yani yumurta zarını delip spermin çekirdeğiyle yumurtanın çekirdeği birleşmiş oluyor. Yalnızca bir tanesinden söz ediyoruz ve döllenmiş yumurtada artık sperm ve yumurtanın birleşerek çekirdeklerinin birleştiği döllenme olayı sonucu oluşan hücrede zigot adını alıyor çocuklar. Zigotun ilk 8 haftada oluşan yapısı burada gördüğünüz gibi ve embriyo olarak adlandırılıyor. 8 haftalık süreçten sonra yani 2 ay sonra fetüs ismini alıyor embriyo. Buradaki gördüğünüz görüntüde oluyor. Fetüs ismini alıyor. Yaklaşık 40 hafta sonra da anne karnından vajina yardımıyla doğum gerçekleşiyor ve bebek dünyaya geliyor çocuklar. Döllenme olayını şema ile gösterelim. Yumurta ve spermin çekirdekleri birleşiyor. Sonrasında zigot denilen bir hücre oluşuyor. Zigot oluştuktan sonra artık gelişmesiyle embriyo oluşuyor. Embriyonun 2 ay sonraki adı artık fetüs oluyor ve fetüsten sonra da yaklaşık 40 hafta sonra bebek dünyaya geliyor. Dikkat edin, zigot, embriyo, fetüs. Buraya hatta bebeği de ekleyebilirsiniz. Ancak şu kısım sıralama olarak aklınızda tutmanız gereken kısım çocuklar. Başka bir şekilde daha ifade edelim. Yumurta ve sperm dölleniyor. Bakın buraya olayı yazdık. Döllendi ve zigot oluştu. Zigot embriyoyu oluşturdu. Embriyo 2 ay sonra fetüs adını aldı ve son olarak 40. haftada bebek dünyaya geldi. Yani hem bu şekilde hem de bir önceki sayfada anlattığımız şekliyle döllenme olayını bilmeniz gerekiyor. Şu sıralamayı da bilmeniz gerekiyor çocuklar. Zigot, embriyo ve fetüs olarak sıralamayı da bilmeniz gerekiyor. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için annenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi şart çocuklar. Ve burada bağımlılık yapan herhangi bir maddeden uzak durması, kullanılan ortamlardan da uzak durması yine gerekli. Çünkü anne sağlıklı olursa ancak embriyo sağlıklı bir şekilde gelişebilir. Bunun dışında hafif egzersizler yaparak hem kendi vücudunu hem de embriyonun gelişim sürecini rahatlatabilir. Doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımı hamilelikte doğru değildir çocuklar. Doktor tavsiye ederse ancak yani gerekliyse ancak o zaman ilaç kullanılabilir. Ama onun dışında hamilelikte ilaç kullanımı kesinlikle tehlikelidir ve kullanılmamalıdır. Radyasyon yayan yerlerden de uzak durulması gerekiyor. Örneğin röntgen çektirmek hamileler için tehlikeli.
ve hemen röntgen cihazlarının bulunduğu odalarının başında hamilelerin ve çocukların girmesi tehlikeli ve yasaktır yazar. Bebeğe yani embriyoya zarar vereceğinden dolayı radyasyon yayan ışıklardan da hamile bireylerin uzak durması gerekiyor. Tüm sistemlerin sağlığı için yaptığımız birçok faaliyet var. Üreme sistemi sağlığımız için de hijyen oldukça önemli çocuklar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tuvalet sonrası kesinlikle temizlik yapılmalı ve bu asla ihmal edilmemelidir. Her tuvalete girdiğinizde muhakkak üreme sisteminizin sağlığı için temizlik yapmalısınız ve üreme organlarının bulunduğu bölge nemli olmamalı. Nemli olmamalı, kuru tutulmalı. Nemde mantar gibi bazı hastalıklar oluşabilir. Nemli olmamasına özen gösteriyoruz ve iç çamaşırlarımızı da günlük olarak muhakkak değiştiriyoruz. Uygun kumaş yapısındaki iç çamaşırlarını kullanmayı da ihmal etmiyoruz. Doğru yanlış sorularıyla devam edelim. Döllenme dişi vücudunda yumurta kanalında gerçekleşir. Evet, spermle yumurta yumurta kanalında karşılaşırsa döllenme olur demiştik. Lütfen bunu unutmayın. Sperm hareketsiz bir hücredir diyor. Eğer hareketsiz olsaydı yumurtayla karşılaşmaları mümkün değildi. Dişinin ürettiği her yumurta döllenir. Dişinin ürettiği her yumurta döllenemez çocuklar. Döllenmeyen yumurtada her ay periyodik olarak döngülerle vajinadan dışarı atılıyordu. Hatırlarsanız işte bu döngüleri de biz adet döngüsü diyoruz. Belli periyotlarla her ay döllenmeyen yumurta vücut dışına atılır. Penis, sperm ve idrarın vücuttan atıldığı yerdir. Evet, sperm ve idrarın vücuttan atıldığı yer erkek üreme organı penisti. Dişi bireyde iki tane yumurtalık vardır. Sağ ve sol yumurtalık olmak üzere iki yumurtalık vardır. Döllenme sonucu oluşan zigot vajinaya yerleşir ve burada gelişir. Yerleştiği yer vajina değildi çocuklar. Döl yatağı veya diğer adıyla rahim. Yani bu yapıya yerleşiyordu. Vajina doğumda görevli bir yapıydı. O zaman ifade yanlış. Zigottan sonra oluşan ilk yapı embriyo. Embriyodan sonraki yapı ise fetüs. Evet, ne demiştik? Zef demiştik. Hatırlarsanız bu ifademiz de doğru. Böylece bu ders videomuzu tamamlıyoruz. Bir sonraki derse kadar kendinize ve tabii ki peninize çok iyi bakın. Hoşça kalın.